Yeniden merhabalar arkadaşlar, ben Ters Maske. Bugün Minecraft arkadaşlar, Ters Maske vs Minecraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bu bölümde yeni bir sezona başlıyoruz. Karşımda tam olarak yeni yerleşeceğimiz köy var. Biz yerleştik diye yeni köylüler vesaire gelmeye başlayacak. Dükkanlar açılacak. Bu köylüler arasında arkadaşlar sıyrılıp bir şeyler yapmaya çalışacağız. Çünkü biliyorsunuz hepsi çok toksik. Hiçbir şekilde bizle anlaşmıyor. Dediğim gibi köye doğru gideceğiz. Köyümüz tam ileride duruyor. Birazcık kendimize eşya vesaire yapalım. Köye biz yerleştiğimiz andan itibaren yarın öbür gün yeni yeni dükkanlar, yeni yeni köylüler gelecek. Biliyorsunuz bu köylüler arkadaşlar bize yapışıyor. Biz nereye gitsek bunlar dükkan açıyor. Dükkan açtığı için bizim onlardan almamız gerekiyor. Biz onlardan almadan craftlayabilirsek veyahut da dükkan açılmadan craftlayabilirsek biz beleşten craftlamış oluruz. O yüzden birazcık zamanla bir yarışmamız vesaire var. O yüzden bayağı hızlı bir şekilde gelişmem gerekiyor. Yani hızlı hızlı gelişip köylülere muhtaç olmamam gerekiyor. İnanılmaz şekilde kazıkçı oluyorlar arkadaşlar. Bir de hep kendilerini düşünüyorlar. O yüzden bu tarz konularda hızlı davranmak önemli. Arkadaşlar taştan eşyalarımızı yaptık. Ben burada batmış bir tane gemi görmüştüm. Hemen yanına doğru gideceğim ve bir tane demir mi çıktı? Gerçekten mi ya? Ana bu ne lan? Aha burada değişik bir tane maden var. Kömüre benziyor. Bu ne? Yeniyor mu? Yo. Arkadaşlar enteresan bir maden buldum. Birkaç tane de kömür alayım arkadaşlar. Kömürlerden birazcık alalım. Tamam. Bu kadar yeterli olur. Hemen şuradaki batmış gemiye doğru gideceğim. Bu gemide belki güzel güzel madenler vesaire bulabiliriz. Tabii ki kendime yüzmek yerine bir tane tekne yaparsam daha güzel olur. Bu tekneyle çok kötü bir anım var. Kendime bot kill yapmıştım. O yüzden çok korkuyorum ya. Arkadaşlar bir de bundan hazine haritası çıkarsa var ya 10 numara olur. Şöyle içeri doğru girelim. Kaptan köşkünden hoppala. Çıkan şeylere bak. Bu ne? Globle çıktı. Bir şey değil mi? 10 numara şeyler çıktı. Keşke bir tane de hazine haritası olsa. Dur bakalım. Aşağı kata ineceğiz. Kaptan köşkünden inanılmaz güzel şeyler çıktı. Çok hızlı geliştik. Köylülerin yanına doğru gideceğiz ama öncelikle birazcık da enteresan şeyler yapalım da ne oldu? Niye açılmadı? Merhaba. Açılmıyor. Lanetli. Ah! Oh! Lanetlendim. Merhaba. Merhaba. Hayır hayır hayır. İlk bölümden olmaz. İlk bölümden olmaz. İlk bölümden olmaz abi. Her şey dondu. Merhaba. Ah şuna bak. Ne oluyor? Sandık bomboş oldu. İnşallah eşyalar vesaire gitmemiştir. Dur bakalım. Oyun bir anda dondu ya. Buradalarmış, tamam. Ben kırmıştım en son ama fark edemedim. Şimdi öncelikle bir tane hazine haritamız var. Bir dakika, bu hazine haritası değilmiş ki. Normal bir haritaymış arkadaşlar. Ben hazine haritası zannettim. İngilizce yazıyor ama hazine haritası değilmiş. Bir anda rezil olduk. Keşke açmasaydık. Köyde açsaydık daha güzel olurdu. Neyse arkadaşlar köye doğru gidelim. Yani umduğumuzu bulamadık. Burada bir tane yaratık gibi bir şey. Ah şunlara bak. Merhaba. Dost canlısı mısınız? Bir tane vursam acaba ne olur? Bak bak, takip ediyorlar birbirlerini. Ne gösteriyorsun? Ne buldun? Söyle bana da söyle. Söyle be, bana da söyle. Ne buldunuz? Aa şunlara bakın. Minicik minicik, vursam acaba ne olur? Bir anda canavara falan dönüşür mü? Vurdum. Merhaba. Sinirlendin mi sen? Sana dedim bir tane vurayım. Bunlar zararsız canlılar. Tamam, şimdi ben bir yatacak bir yer bulursam kendime çok güzel olur. Burada bir sürü yemek var. Bunlardan neler çıkıyor? Soğan çıktı ya. Of ya. Keşke havuç falan çıkaydı bari. Neyse soğan yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ben buradan bir tane eve konsam, bir günlük uyusam sıkıntı olmaz değil mi? Bakayım köylünün biri varsa uyuyamayız. Aha tamam, burada yatabilirim. Tam akşam olmasını bekleyeceğiz. O yüzden ben kendime şöyle güzelinden eşyalarımı bir craftlayayım. Bir tane benim maden için kazma ihtiyacım var. Bir tane baltaya ihtiyacım var mı? Olabilir ama kendime kalkan da yapabilirim. Bence bir balta yapsam daha da güzel olur. Çünkü çabuk çabuk eşyalar falan toplamak istiyorum. Şu çöplerimizi hemen atalım. Buradaki ne işe yarıyor? Çok fazla bir bilgim yok. Ne işe yaradığı çok fazla önemli değilmiş. Makinalarda vesaire kullanılıyormuş arkadaşlar. Onu öğrendik. Bir tane sandığımız var. Hemen ben burada bir köylü gelmeden yatabilir miyim? Aha da uyudum. Köylü yoksa tam bu sıkıntı yok. Yatıp hemen kaçabiliriz. Evinde kaldım diye para falan ister bir de bu. Bakayım. Kimse görmedi. Sahipsiz bir ev olabilir mi? Ya baksanıza kimse yok buralarda. Ya köylüler yok. Köylüler nerede? Aha buradalar. Bak bak, hemen dükkanı açmaya gitti. Burası nasıl bir yer? Çok fazla bir bilgim yok. İlk defa geldim. Süleyman abi burada oynayabileceğimi, yaşayabileceğimi söyledi. Şuna bak. Eşli altın elma buldum. Dur bekle. Ben buradan bir XP şeyi yapabilirim kendime. O yüzden arkadaşlar spawnları kırmıyoruz. Kendimize bir tane meşale yapalım. Oradaki enchantlı elmaları vesaire alacağım. Ayrıyeten şu anda var ya inanılmaz güzel bir şekilde bir başlangıç yaptık. Gerçekten çok şanslıyız. Serinin var ya bereketi, bereketi arkadaşlar. Bu çubuk böyle yapılmıyor. Bir tane kendime kalkan yapayım. Tamam, kalkanımızı yaptık. Ne oluyor?
Ufak bir çıtırından bir çöktük arkadaşlar. Sıkıntı yok. Craft yaptığımızda neden böyle oldu tam olarak bilmiyorum. Tabii ki böyle hatalar olur. Yeni paketi topladım. Eksikler vesaire olabilir arkadaşlar. Şimdi bu aşağı tarafta bir tane spawner'ımız vardı ya. Hemen şöyle bir aydınlatalım. Bunu kırmayacağız. Buraya bir XP merkezi falan kurabiliriz ya. Tecrübe iksiri falan toplayabiliriz. Enchantlı bir altın elmamız var. Zombi kalbi mi? Zombi kalbi buldum. Domates tohumları var. Bu ne? Starbunce'ye zenderesimi öldürük altına getir. Bilmiyorum bu değişik bir şey. Aa, hammer çıktı. Balta gibi. Bunu deneyeceğiz. Arkadaşlar acayip enteresan şeyler bulduk. Bunu bir deneyeyim bakayım. Neymiş bu? Aa, bir şey değil mi? Bak kalkan elimizde gözüküyor ya bak. Mesela kalkanı kullandığımızda şimdi gözüküyor. Bak güzel bir yenilik bu. Bunu eklediğimi bilmiyordum. Eklemişim. Şimdi mesela bu hammer'ı kullandığımızda ne olacak? O 3'e 3 kırıyor. Ben bir şey diyeyim mi? Güzel bir maden yaparım. Öncelikle bu zombi kalbini yersem ne olacak? Zombi kalbini yiyebiliyor muyuz? He, yenmiyormuş. Enteresan arkadaşlar. Enteresan. Bu arada keybimi gördünüz mü? Bakın bakın. Keybe bakın. Hop. Uy, çok güzel değil mi? Mesela böyle zıpladığınızda arkadaşlar dalgalanıyor. Bayağı güzel. Şimdi mesela ben bir köye gideyim, bir köylülerle bir konuşayım, bakalım ne olacak. İnşallah da çok sinir bozucu köylüler falan yoktur. Zaten hepsi sinir bozucu oluyor ama dur bakalım, dur bakalım. Bunu bulduğumu söylesem ne olacak? Köylü bey amca, bak hele ya, bak bunu buldum, nasıl? Anam getirene ha. Tamam, götürürüm, götürürüm, tamam. Şuna bak ya. Evet, sinir bozucu birisi. Sinir bozucularda bugün, bu işsiz birisi. Vallahi köyde ilk gördüğümüz adam ters bir adam çıktı ya. Niye böyle oldu anlamadım ama. Buradaki eve bir girelim bakalım bu evde kimse var mı? Merhabalar. Merhabalar. Tamam, buradan eşyalar falan alabiliriz. Aa, şuna bakın. Bu ne be? Çok enteresan eşyalar var ha. Dur bakayım. Chopping axe. Bunu vurdum. Chopping axe ne demek? This is tree. Aa, bir dakika, ağacı direkt kırıyor mu acaba? Ağacı direkt kırıyorsa ağaç toplamak inanılmaz güzel olur. Hemen gidelim arkadaşlar. Bu arada hala like atmayanlar var. Bakın lütfen aşağıdan like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şöyle hemen yukarı doğru bir parkur. Tamam. Mesela diyeyim ki bu ağacı kırdım. 26. Bunu kırdığımda ne olacak? Çok merak ediyorum. 26 diyor ama. What? Direkt hepsini kırdı. Vallahi 10 numaraymış. Çok iyi be. Ben bunu var ya bizim sunucuya falan ekleyeyim arkadaşlar. İnanılmaz güzel eşyalarmış ya. Bunu ekleriz. Bakın mesela kaç tane var? 4 tane var, tamam mı? 4'ünü de kırdığınızda 4 tanesi de düşüyor. Bu kadar basit. Gerçekten inanılmaz. Şu an duygulanıyorum. Şimdi ben bir maden girişi yapsam şuradan bir yerden veyahut da bulduğum bir yerden girsem nasıl olur? Mesela yok, burası değilmiş. Ya bence buradan bir maden girişi yapayım. Daha da güzel olur. Mesela köy ne tarafta? Bu tarafta. Aha da böyle gireyim. Böyle girelim. Bakın. Hızlı hızlı kırabiliyorsunuz. Tabii ki yanlışlıkla bıraktım. Şöyle yavaş yavaş aşağıya doğru ineceğiz. Şunu kıralım bakalım. Yanlış kırdım arkadaşlar. Her zaman ileridekini kırmamız gerekiyor. Tamam, birazcık daha iniyoruz. Ben sonra bunu zaten genişleteceğim. Şimdilik böyle kendi eşyalarımızı falan yapalım. Ev yapmak için bir köylüye falan danışmamız gerekiyor mu onu soracağız arkadaşlar. Ama öncelikle bir maden girişi yaparsak güzel olur. Burada değişik değişik madenler çıkıyor. Bu madenleri kırmıyor. Güzelmiş. Şimdilik maden girişimiz böyle olsun. Şimdilik maden girişimiz burası olsun. Buradan maden yaparız. Köyün etrafından falan yapmak istemiyorum. Çünkü benden para veyahut da zümrüt veyahut da başka bir şey isteyebilirler. İstemelerini de istemiyorum. Nerede yaşayacağım onu da bilmiyorum. Bir sormam lazım. Bakalım. Bakalım arkadaşım, bir muhtar falan var mı buranın ya? Kimse yok mu be? Nasıl bir köy be? Zombi kalbi var. Vereyim yiyin. Belki zombileşmiş. Köylüye verirsem tam ters etki yapabilir mi? Al yesene ya bunu. Seni sevmiyoruz burada, git. Ya ne yaptık sanki? Allah Allah. Aha şuna bak, küçük köylü. Şimdi ne yapıyorsun lan? Abi 1 lira var mı be? Ya yok 1 lira falan. Allah Allah, şuna bak. Kafa sallıyor bir de. Arkadaşım 1 lira istiyor ya. 1 lirayla ne yapacaksın ki? Aha eve gitti. Neyse ben aç karnımı bir doyurayım. Ha şurada değişik bir tane ağaç var. Hemen o ağacın yanına doğru gideceğiz. Ha baksanıza bir de burada var. Keşke altında böyle şey olsa ya. Sandık falan olsa. Gizemli bir ağaç olsa iyi olmaz mıydı? İyi olurdu bence. Baksanıza buradaki ağaçlar ne? Aa, mesela buna sağ tıkladığımda 52 tane düşecekmiş. Kıralım arkadaşlar bakalım. Kırıyoruz, 52 tane kütük düşecekmiş. Vallahi düştü. Aha bu ne? Aa bu ne? Değişik şey verdi. Bir özelliğim oldu. Koruma. Oo bu ağaç güzelmiş. Vallahi güzelmiş. O zaman arkadaşlar bu ağacın fidanını alalım. Koruma falan verir bize. Bayağı iyi yani. Bunun fidanı lazım. Bunu kıralım bir. İnşallah düşer meyvesi falan. Yapraklarından mı düştü yoksa kütünden mi düştü? Tam olarak emin değilim. Yani bir şeyler olur herhalde. Yani bekleyeceğiz. Aha fidan düştü. Tamam fidanını alalım. Gel bakalım buraya. Ha bir tane daha düştü. Tamam buna sonra geliriz. Başka ağaç falan var mı? Şuradaki ağaca bakmak istiyorum. Şu ağacın yanına doğru gidelim hemen. Bu ağaçtan nasıl bir meyve düşecek tam olarak bilmiyorum. Sizlerle beraber ilk defa ben de kıracağım arkadaşlar. Bir kıralım. En aşağıdan kırarsam hepsi kırılacak. O yüzden 48 diyor. Tamam 48, tamam. Buradan kırarsam 48 tanesi düşecekmiş. Bakalım düşecek mi? Vallahi düştü. Bunun meyvesi falan var mı? Meyvesi falan da düşüyor arkadaşlar ama dediğim gibi, ama hangi meyve düşecek ve daha meyvesi nasıl bir özellik taşıyor bilmiyorum.
Çubuk düştü. Meyvesi yok mu bunun? Elma yiyeyim bari. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Meyvesinin düşmesini bekleyeceğiz. Ayrıyetten başka yemeğimiz var mı? Bir tane soğanım kalmış. Aa, fidanı düştü. Fidanı alalım. Belki meyvesi çıkarsa seversek şey olur. Bir tane daha düştü. Meyve ver be. Hadi ya. Arkadaşlar meyvesi düşmüyor. Vallahi düşmüyor. Ben burada beklerim ki. Aha yok düşmedi. 3 tane oldu fidanı. Yo bunun meyvesi galiba bu meyvesiz bir ağaç ya. O meyveler nadir de olabilir bilmiyorum. Düş bakalım düş bakalım hadi. Fidan verme ya meyve ver ya. Yemek istiyoruz biz. Tamam meyve falan istemiyorum ya. Neyse arkadaşlar meyve falan istediğimizde vermiyor. Burada aha bu ne? Şuna bak. Sincap bir tane vursam sana. Evet sen de zararsızmışsın. Durduk yere sana vurduğum için özür dilerim. Neyse kendi yoluna gitti. Arkadaşlar hiçbir şekilde meyvesini falan bulamadık. Karanlık oldu. Ben bir eve doğru gideyim. Şu yukarıdaki şeyde düşen var mıdır acaba meyve ya? Neyse canavarlar falan çıktı galiba arkadaşlar. Birazcık köyden uzaklaştık. Hemen bir bakalım etrafa. Ne olur ne olmaz. Ölmeyelim. Bir anda başımıza da bela girmesin. Tamam. Ben bir de karşıya mı geçeceğim ya? Oo su altı. Ya Bici. Bici abi lütfen. Ne oldu vuramadın. Zehirledin ama ya. Zehirle. O zehirle onu ama işte ya. Arkadaşlar zehirlendim. Büyücüyü döverken zehirledi beni. Benim uyumam lazım. Benim uyumam lazım acil. Acilen uyumalıyım. Yoksa canavarlar beni bir yiyecek. Hadi çabuk. Evlere bak sıra sıra dizmişler bir de. Bu köyde miydik? Hangi köydeydik? Aha bu evde biri var. Hangi evde uyuyacağım bilmiyorum ki. Vallahi bir tane yurnu katsalar öleceğim. Ölüyorum. Ölüyorum. Burada boş mu ev? Ya bu evde dolu. Arkadaşlar bizim uyuduğumuz eve doğru gideceğiz. Orası biraz karanlık. O yüzden köylüler falan orada uyumuyor değil mi? Hadi bakalım hadi bakalım. Kimse yok değil mi? Etrafta bana vuracak bir yaratık yoksa sıkıntı yok. Bu ev boş. Hemen yatalım arkadaşlar. Oh be. Bu arada uyuyup uyandığımızda galiba canımız yenilenecek ama. Ne oldu? Yenileniyordu ya. Of. Para lazım. Para lazım. Zümrütlerle alışveriş yapalım bari. Aha bak hemen gidiyor işine doğru arkadaşlar. Bundan takas falan yaparız. Günaydın bey amca. Tipe bak. Niye öyle diyor ki ya? Ne var tipimde? Allah Allah. Bunlar iyice ne huysuz ha? Süleyman abi dedik iyi bir köye gönderiyorum seni. Yani herkes güler yüzlü. Kimse gülmedi ki bize. Tipe bak falan diyorlar bir de. Burada yemek satan biri vardı. Bey amca öleceğim öleceğim. Burada yemek satan biri vardı ama yani galiba uyanmadı da. Ya buranın sahibi kim ya? Hey. Aha şu. Tamam. Buldum buldum seni. Bey amca bak gittiğin yine zaten koşamıyorum. Arkana bak arkana. Ne var lan? Abi niye öyle diyorsun ya? Bir şeyler alacağız. Abi sana niye satıyoruz ya? Alıyoruz işte. Allah Allah. Yemek satan yok mu? Aha bir tane daha var. Merhaba bey amca. Senden bir şey alabiliyoruz mu? Ne olur alalım ya. Çalışmıyorum. İki dakika dur. Alayım işte. Aha bu da satın alıyor. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Açlıktan ölmeden bir şeyler bulacağız. İnekleri falan kesmeliyiz. Başka bir şey yok yani. Aşağıda atlayabiliriz belki. Ölsem eşyalarım gider mi? Bilmiyorum ki. Dur bakalım. Evet gidiyormuş. Ya keşke yakında ölseydim ya arkadaşlar. Aa şuna bak. İskeletim falan çıkmış. Test maske yazıyor. Tamam bütün eşyalarımızı alalım arkadaşlar. Şöyle. Bunları da eve bırakırsak güzel olur. Kaç defa öldüm bilmiyorum ki. Baksanıza her tarafa da almışım ya. Bir kalkanımı alabilir miyim? Şöyle alacağız. Kalkanım mı? Aa kafam da çıktı. Tamam bunu da koyalım. Birazcık balon kafaya benzedim ama olsun. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Umarım beğenmişsinizdir. Ters maske verirse Minecraft'ta çok güzel bir like sayısı atarsanız sevinirim. Buradaki ev benim olsun. İnşallah kovmazlar. Hemen şurayı bir düzenleyeyim. Sonrasında bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve de bay bay.